Bismillah, hamden lillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde lazımi sıfatlar, birinci bölüm olan pratik tecvid derslerimizin maharicil hurufu ele aldık iki videoda. Şimdi ise birkaç videoda lazımi sıfatları, yani harften ayrılmaması gereken sıfatları ele alacağız. Hemen başlayalım. Üçüncü dersimiz. Lazimi sıfatlar, zıttı olanlar olacak bu dersimizde. Lazimi sıfatlar arkadaşlar, harften ayrılmaması gereken sıfatlardır. Bu sıfatlardan yani birisi eksik ya da yanlış yapılmasından dolayı ortaya lahn-ı celî denilen açık hata, yani büyük hata ortaya çıkar ki bu tarz bir okuma kaçınılması gereken bir okumadır, caiz değildir. Hemen zıttı olanlar ve zıttı olmayanlar diye iki kısma ayırıyoruz. Zıttı olanlar cehir ve hems. Birbirinin zıttı. Şiddet zıttı rihvet. Arasında da beyniye sıfatı var. Yine üçüncü ışıkta isti'la ve istifale. Diğer bir ismiyle inhifal aşağıda demek. Yine dördüncü itbak ve infitah sıfatlarını. Beşinci olarak da izlak ve ismat sıfatlarını ele alacağız. Zıtsız olanlar yani zıttı olmayan sıfatlar ise safir, tekrir, tefeşi, istitale, inhiraf sıfatlarını bir sonraki videomuzda ele alacağız. Şimdi bu videomuzda zıttı olanları hızlıca görelim. Birincisi arkadaşlar cehir, yani lügatta sesli söylemek demektir, ortaya çıkarmak. Tecvid ilminde ise ilgili harfin söylenmesi sırasında harekeli okurken çıkış noktasına yapılan baskıdan dolayı nefes akışının hapsedilmesi. Zıttı hemstir. Yani bu harf söylenirken nefes akmayacak. Sadece ses ortaya çıkıyor. 18 tane harf, 18 harfte cehir sıfatı bulunur. Zillu kavin rabdin iz gaza cündün muti'. Yani şu beyitteki harfler. Hems nedir? O da gizlemek, fısıltı gibi anlamlara gelir. Tecvid ilminde ilgili harf söylenmesi esnasında harekeli okurken çıkış noktasına fazla baskı yapılmadığından seslendirmede nefes akışının gerçekleşmesi. Fehassehu şahsun seket 10 harfte bulunur. Yani bu ikisinden birini ezberlediğimizde ve manasıyla birlikte harflerini ezberlersek bunun zıttı cehdir diyeceğiz. Örnek olarak hangisi kısaysa onu yapalım. Fehassehu şahsun seket. Şurada sekete fehassehu şahsun farklı şekilde yazılmış. O şekilde de ezberleyebiliriz. Bu şekilde de. Bunlar hem sıfatıdır. Yani harf harekeli okurken sesle birlikte nefes de akıyor. Bunun zıttı cehettir. Harf harekeli okurken ses var, nefes yok. Yani şu farkı şu şekilde anlayabiliriz. Şu anda hepimiz avucumuzun içini ağzımıza doğru yaklaştıralım. Sonra fehassehu şahsun seket harflerini harekeli olarak okuyalım. Fe, ha, fe, he. Ş, H, S, S, K, T. Yani dikkat ettiğimizde avuç içi ağzımıza yaklaştırdık. Ağzımızdan avuç içine doğru bir üfleme sesi geliyor. İşte bu sesle birlikte nefesin akması. Hems. Ama diğerinde mesela va, lam, ka, ve, ra, be, va. Buralarda ise sesle birlikte nefes akışı gerçekleşmiyor. Hemen diğer sıfatlarımızı görelim. Burada da şiddet, rihvet ve beyniye sıfatlarını ele göreceğiz. Şiddet sıfatı ilgili harf sakin olarak yani cezimli olarak söylenirken ses akışının çıkış noktasında tıkanıp kalmasıdır. Beyniye ise ikisi arasında yani şiddetle rihvet arasında olacak. İlgili harf telaffuz esnasında sesin tamamen akma ile akmaması arasında. Rihvet ise arkadaşlar ilgili harf sakin olarak telaffuz edildiğinde nefesin de birlikte akmasıdır. Hemen şöyle görelim. Mesela ecid, kadın, beket. Bunları sakin olarak okuyoruz. Ece, ede, ek, et, ebe, ek, et. Bir de tam tersi yani bunun dışında kalanlar. Rihveti okuyalım. Eh, akıtmaya çalışalım. Eh, es, eh, ev. Bu şekilde bir akıtma var. Bu akıtma işlemine rihvet diyoruz. Tabii ki biz burada abartı yaptık. Yani normalde ah dersin biter ama ah denmez yani. Ah, av şekilde söylenmez. Sadece anlaşılsın diye. Ama şiddette ed diyorsun bitti yani. Onun sonrasını ed diyemiyorsun. Devamı gelmiyor. Ama ah derken akıp gidiyor.
Tam da ikisi arasında lin umar denilen, yani beyniye sıfatı bulunan harfler var. El, en, er, em, er. Bunlarda da mesela el diyorsun belli bir miktara kadar. Sonra sesi kendisi kesiliyor. Ama ah derken ses gitmiyor, kesilmiyor. Devam akıp gidiyor. Yine dat harfinde de mesela rihvet sıfatı var. Derken akıp gidiyor. Ama şiddette bu akma eylemi gerçekleşmiyor. Evet, şiddet, rihvet, beyniye sıfatları da bu şekildeydi. Hemen diğer bir sıfatlarımız olan kalın ve ince harfler. Hemen belirtelim arkadaşlar. Türkçe'de kalınlık A derken kalın, yani fonetikten belirli oluyordu. E derken ince. Ama Arapça'da ise kalınlık dilin arka bölümünün üst damağa yükselmesiyle kalın. Eğer dil yükselmiyorsa da ince. Kalın harfler isti'la şeklinde ifade ediyoruz. Hussa, dağıtım, gıyıl. Bu 7 harfte kalın harfler, 7 tane harf var. Hussa, dağıtım, gıyıl harfleri bu şekilde ezberledik. Bunun dışındakiler istifale ya da inhifad diğer bir ismiyle ince harf diye söyleyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken mesela ayın ve ha harfi istifale, inhifad yani ince harflerden. Normalde Türkçe'de A dersen ya da Ha dersen oradaki A sesinden, fonetiğinden, telaffuzundan dolayı kalın diye anlaşılıyor. Ama Arapça'da Ayn ve Ha harfinde dil üst damağa yükselmez. Aşağıda kaldığı için ince olarak değerlendirilir. Sadece şu 7 harf. Evet, bir sonraki sıfatlarımızı görüyoruz. İtbak ve infitah sıfatları. Dilin üst damağa yapışmasına, dilin ortası üst damağa doğru yapışıyor ve kalkıyorsa buna itbak deniliyor. 4 tane harf de var. Sa, da, ta, va harfleri. Bunun dışındakiler ise infitah, fetaha'dan aklınıza gelsin açmaktan. Dil üst damaktan, dilin ortası üst damaktan ayrılacak. Men ahade vecede sa'aten fekeze hakkun lehu şirbu gaytir. Bu şekilde de ezberlenebilir. Ya da İtbak sıfatlarını ezberledik. Bunun zıttı infitah. Yani bu 4 harfin dışında kalan harfler infitah sıfatına ait harflerdir deriz. Evet, son konumuz izlak ve ismat. Tabii bu biraz daha tartışmalı. İlgili harf dil ucundan çıkmasından ötürü hızlıca telaffuz edilmesine deniliyor. Ferra min lubbin. Bazıları bunları harflerin lazım sıfatlarından değil, sarf konusuna ait bir konu olduğunu ifade etmişlerdir. İsmat ise yani bu ferra min lubbin harfleri dışında kalan, bu 6 harf dışında kalan harflerin okunma esnasında harfteki hızlılık yani harfteki belirli sıfatlardan dolayı, mahrecinden dolayı rahatça telaffuz edilmeyişi manasındadır. Harfin hızlı telaffuzu izdak harflerine kıyasen dile ağır gelmektedir. İzdak harfleri dışında kalan harfler ismat harfleridir. Evet, 3. dersimizin özetlersek diyoruz ki birinci sıfatlar el cehr vel hems. Hems'i söyledik neydi? Fahassehu şahsun seket. Üçüncüsü şiddet rihvet beyniye. Şiddet neydi? Ecid kadın beket. Rihvet bunun dışındaki olanlar. Beyniye de lin umar harfleriydi. Yine 5 ve 6-7. Olarak da isti'la ve istifale. İsti'la hussa dağdın gıyıl harfleri. İstifale ise bunun dışında kalan harflerdi. İnfitah ve itbak 4 harfte itbak vardı. Sa, da, ta, va harfleri. Yine sonuncu olarak ismat ve izlak sıfatlarını gördük. İzlak, ferra, min, lubbin hızlıca telaffuz edilmesi. İsmat ise yavaş şekilde telaffuz edilmesi. Eymen Sümeyt Rushdie hocamız bu harflerin yani sarf ilmiyle alakalı olduğunu, telaffuzla alakalı olmadığını ifade ediyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.